A-Spor. Galatasaray'a Mostafa Mohamed şoku. Manchester United. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mostafa Mohamed ile ilgili şok bir gelişme yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için ön eleme oynamak zorunda kalan Sarı Kırmızılılar, Manchester United'in Avrupa Ligi finalinde Villarreal'e kaybetmesiyle bir eleme fazla oynamak durumunda kaldı. Aslan, bu sonuçlarla birlikte Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed'in yararlanamayacak. İşte ayrıntılar. İspanya La Liga takımlarından Villarreal'in Manchester United'ı penaltı atışları sonucunda yenerek UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olması Galatasaray'ı da olumsuz yönde etkiledi. Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından dahil olmak için 3 ön eleme turu oynayacak olan Galatasaray, ilk maçına 21 Temmuz'da çıkacak. Mohamed'in kötü haber. Başkanlık seçimleri ve Mustafa Cengiz'in Fatih Terim ile devam etmeyeceklerini açıklamasının ardından 19 Haziran'a kadar teknik direktörsüz kalacak olan Galatasaray'a bir kötü haber de Mostafa Mohamed'den geldi. Mostafa Mohamed'in olimpiyatlarda Mısır forması giyecek olması Galatasaray'ı da olumsuz yönde etkileyecek. Şampiyonlar Ligi'ne katılım için ilk maçını 21 Temmuz oynayacak olan Galatasaray, Mustafa Mohamed'den yararlanamayacak. Mısır milli takımı C grubunda İspanya, Arjantin ve Avustralya ile mücadele edecek. Mısır 22 Temmuz'da İspanya, 25 Temmuz'da Arjantin ve 28 Temmuz'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi eleme maçlarına eğer 3 Ağustos'ta başlamış olsaydı Mostafa Mohamed bu maçlarda forma giyebilecekti. Ajans Spor. Burak Elmas, 3 yıldır neredeydiniz? Les Ottomans'ta gerilim. Burhan Can Terzi Ajans Spor. Galatasaray seçim kazanı çok yüksek derecede kaynıyor. Aday bolluğunun üzerine, Adnan Polat'a yakınlığıyla bilinen Yiğit Şardan'ın seçim hazırlığı yapması Polat ile mesafeli olan üyeleri harekete geçirdi. Adaylık başvuru tarihine artık saatler kala camianın her kesiminde inanılmaz derecede beyin fırtınaları başladı. Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Işın Çelebi, İbrahim Özdemir ve Yiğit Şardan'lı girilecek seçimde Şardan'ın net zaferle ayrılacağı öngörüleri yapılması üzerine dün acil eylem planı niteliğinde Ünal Aysal'ın otelinde toplantı organize edildi. Ve adaylardan Metin Öztürk, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu Kuruçeşme'ye davet edildi. Söylenildiği gibi Dursun Özbek yoğunluğundan dolayı değil net davet almadığı için toplantıya katılmadı. Toplantının başlangıcı da Dursun Özbek üzerinden oldu. Aysal, Özbek'i hedef aldı. İnan Kıraç, Ünal Aysal, İzzettin Doğan, Refik Arkan, Adnan Öztürk gibi isimlerin hazır bulunduğu toplantıda bir ismin, Dursun Özbek niye davet edilmedi sorusu üzerine Ünal Aysal, onun yüzünden şu an bu toplantıyı yapmak zorunda kalıyoruz zaten, diyerek Özbek'i hedef aldı. Metin Öztürk, kurullarını salı günü teslim ettiği için toplantıya gelmezken, Eşref Hamamcıoğlu ile Burak Elmas toplantıya katıldı. Bir şekilde birleşin. Toplantıyı organize edenler, iki başkan adayına bir şekilde birleşin çağrısı yaptı. Öneriler arasında, biriniz derneğin, biriniz sportifin başına geçersiniz. Cemal Özgörkey birinci isim olur, ikiniz eş başkan gibi olursun, ne yapın edin birleşin, bir formül bulun, cümleleri yer aldı. Eşref Hamamcıoğlu, ben birleşmeyi bozan taraf olmak istemem, önerilere açığım, cevabını verirken Burak Elmas, benim 44 kişiye sözüm var, siz şimdi bunları söylüyorsunuz, 3 yıldır neredeydiniz, dedi. Elmas, üst perdeden konuşulmasına tepki gösterdi. Ve toplantıdan çıkmak istedi. Ancak Adnan Öztürk'ün araya girmesiyle ortam sakinleşti. Ümit Özdemir ile tartışma. Ünal Aysal döneminde yöneticilik yapan isimlerden Ümit Özdemir, Burak Elmas'ın Sözcü gazetesine verdiği röportajda kullandığı Arda Turan ile sözleşme uzatmak zorunda. Çünkü Arda, takım kimyası adına Galatasaray'ı en iyi bilen isim. Fatih Terim'e nasıl diyoruz, şimdi dükkanın sahibi, Arda da dükkanın sahibi. Devam etmeli, sözlerini eleştirip, bu kulübün sahibi Ali Samiyen, diye tepki gösterdi. Burak Elmas ise, beni azarlar gibi konuşamazsınız, şeklinde karşılık vererek, üzerine gelinmesine izin vermeyerek toplantıdan ayrıldı. Şardan dengeleri bozdu. Galatasaray eski yöneticisi Yiğit Şardan'ın Adnan Polat ve Abdurrahim Albayrak desteğiyle seçim hazırlığı içerisinde olması dengeleri bozdu. Camiada Polat ve Şardan'a mesafeli olan cenah, seçimin Şardan'ın kazanmaması için bir üyede karar kılıp oy potansiyelinin o isme aktarılması üzerinde duruyor. Fatinoğlu, Özdemir ile birleşti. Galatasaray'da adaylığını açıklayan isimlerden İbrahim Özdemir, eski başkan adaylarından Ali Fatinoğlu ile birleşti. Fatinoğlu, son çıkan başkan adayının ekibine dahil oldu. A-Spor. Galatasaray Başkan adayı Işın Çelebi'den flaş sözler. Davetimize hiçbir arkadaşımız gelmedi. Galatasaray Başkan adayı Işın Çelebi, diğer başkan adaylarına yaptığı buluşma teklifine kimsenin gelmediğini belirterek, "Biz çağrımızı yaptık, birleşmek istedik. Herkese saat 3'te randevu verdik. Birlik, beraberlik içinde olalım ve tek liste çıkalım. Tek listede, akil adamın başkanlığında bölünmüşlüğümüzü, parçalanmışlığımızı sona erdirelim, bu kavgayı sona erdirelim, huzur ve barış gelsin istedik. Ama davetimize hiçbir arkadaşımız gelmedi," dedi. Galatasaray Başkan adayı Işın Çelebi, diğer başkan adaylarına yaptığı buluşma teklifine kimsenin gelmediğini belirterek, "Biz çağrımızı yaptık, birleşmek istedik. Herkese saat 3'te randevu verdik. Birlik, beraberlik içinde olalım ve tek liste çıkalım. Tek listede, akil adamın başkanlığında bölünmüşlüğümüzü, parçalanmışlığımızı sona erdirelim, bu kavgayı sona erdirelim, huzur ve barış gelsin istedik. Ama davetimize hiçbir arkadaşımız gelmedi," dedi. Galatasaray Başkan adayı Işın Çelebi, dün yaptığı çağrıyla bugün tüm başkan adaylarını ortak bir karar almak için Türk Telekom Stadyumu'na davet etmişti. Bugün stada gelen Çelebi, saat 15.00'e kadar başkan adaylarını bekledi. Daha sonra basın mensuplarına davet ile ilgili konuşan Işın Çelebi, "Biz çağrımızı yaptık, birleşmek istedik. Herkese saat 3'te randevu verdik. Birlik, beraberlik içinde olalım ve tek liste çıkalım. Tek listede, akil adamın başkanlığında bölünmüşlüğümüzü, parçalanmışlığımızı sona erdirelim, bu kavgayı sona erdirelim, huzur ve barış gelsin istedik. Ama davetimize hiçbir arkadaşımız gelmedi. Herkes listelerini veriyor. Demek istiyorlar ki biz birleşmeden yana değiliz, huzurdan yana değiliz, barıştan yana değiliz. Arkadaşlarımızın yolu açık olsun. Biz yarın öğlene kadar adaylık başvurumuzu yapacağız. İmzaları da vereceğiz. Bu akşam durum değerlendirmesini yapacağız. Adaylık hakkını yarın elde edeceğiz. Ondan sonra da seçime katılıp, katılmama kararımızı açıklayacağız. Geldiğimiz noktada Galatasaray'ın inşallah bir ateş ve güneş gibi bir durumla karşılaşmamasını temenni ediyorum," diye konuştu. Çelebi ayrıca dün akşam eski başkan Ünal Aysal ve Sarı Kırmızılı camianın önde gelenlerinin bir araya gelip yaptığı toplantıyı eleştirdi ve oraya katılanlardan birlik, beraberlik içinde hareket etmesini beklediğini ifade etti.